Tarihi bir hamam. Burası normalde vakıfların kontrolünde. Bir de hamamın etrafında gezinirken emmimle tanıştım. Sağ olsun bana buraya anlattı. Şimdi gene anlatacak. Sen ne yapıyorsun burada? Ya buraya işte biberini ekiyorum. Ha, seni burada gördüm çok iyi oldu. Senin evin, bahçen burası mı? Benim ev şu. Ha, şurası senin evin. Ha, burası işte bizim binanın boşluğu diye ben de buralar o pislik içindeyiz zaten. Tamam, işte çok iyi. Burayı değerlendiriyoruz. Şimdi emmi, burası basketbol sahasının hemen yanında vakıfların şeyine, yani vakıflara ait burası. Tabii tabii. Ama tabii buranın anahtarı buradaki bir ailenin, bu arsanın sahibinin. Ha, bu arsanın sahibinin. Tekke varmış, o şok var ya bizim önündeki şok. Şu tarafta, şu evet. Dedi. Tekke oradaki şokun bodrumunda kalmış. Tarihte geçiyor, çok gelen oldu. Al ala. Tokat'tan gelen oldu buralara ziyarete. O zaman burayı çekmediydi hoca. Ondan sonra ben dedim ki ya böyle bura teke diyor kardeş. Siz ziyaret ediyorsunuz dedi. Bana bu hamamın hikayesini anlat sen. Hamamın hikayesi. Şimdi niye böyle bir arada kalmış burası ya? Şu apartmanların arasında kalmış burası. Şimdi apartmanın belirli pay koyuyorlar ya. Bizim buradan da balkon payı var bak. He. Ara koymuşlar. İşte burayı da adam şurayı yıkıp. Şu binayı. Evet. Şuradan şurar bu adamı kiraya veriyor. Aşağı yukarı. Hoca kira veriyor şimdi buraya. He evet. Basketbol sahasını kira veriyorlar değil mi? He. Burayı yıkıp bina yapacaktı. İşte vakıflar el koyunca ne on tarafı yıkabiliyorlar ne burayı kullanabiliyorlar. Evet. Burası. Ne de kullanıma ziyarete açılabiliyor burası. Yok. İçeri adam güzel. İçeriye de giremiyorum. İçeri gösterecek. Derin mi acaba? Çok güzel ama işte tahtayla doldurmuşlar ya. Adam kasapmış. Bunların he. Içerisi. İçi çok mu güzel? Çok güzel ya. Metam şeyine eskinin adamları tam fırlamayın. Kar ya. Ben ama çok merak ettim burayı ya. Buraya şimdi Mersin'de çok bilen yok. Çünkü arada bir yerde olduğu için sadece şu basketbol sahasının yani okulun sahasından gelebiliyorsunuz buraya. Başka türlü girişi yok. Her taraf kapalı. Girişim. Şurası da kapalı zaten. Kapalı. Değil mi amca? Biz okuldan müsaade aldık, izin aldık. Bahçeye girdik, basketbol sahasını. Oradan da buraya geçip amcamdan müsaade alarak hamamı sizlere görüntü. Şöyle gezeyim biraz ya emmi. Bir taraftan da gideyim. Biberleri de çekerim tabii. İşin rast gelsin. Hoşça kal. Evet, hamamımız çok bilindik bir noktada olmadığından. Yerde biraz böyle sapa mı denir böyle yerlere? Sapa bir yer olduğundan bilinemiyor. Zamanla sahip çıkılması burası da yok olup gidecek. İçinin çok güzel olduğunu duyduk amcadan. İsmini de sormayı unuttum bak. Evet, burası basketbol sahasının hemen köşesinde bir yerde. Peki burası nerede? Müftülüğün karşısında. Müftülüğün karşısındaki sokakta. Evet, hamamın tam tepesindeyim şu anda. Böyle birçok hamam görüntüledim. Bu da yine hatıralardan bir tanesi olacak. Merzifonlu olup da buraya gelip tepesini bunun çıkıp şu içini görüntülen olmamıştır. Karanlık, dur ışığı yakayım. Ne var bunun içinde böyle? Yani kapısı kilitli. Keşke içini görüntüleyebilseydim. Ne var? Küçük hamam. Bu şekilde arada bir yerde. Dolayısıyla burayı çoğu merzifonlu bilmez. Çoğu merzifonlu bilmez. Ama yine ben sizler için burayı keşfettim. Geldim ve geziyorum.